Evet arkadaşlar, şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin üst düzey bir sürü milletvekilleri Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin içerisine yerleştirmiş olduğu kendi ajanları. FETÖ de aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyor. Nasıl Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyor ve neden çalışıyor söyleyeyim bakın. Şimdi eğer bu ikisi Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmasa, bunları maşa olarak Amerika kullanmasa, bunun böyle bir hani maşalar olmasa bunun gibi direkt kendisi saldıracak. Direkt kendisi ve NATO veyahut da Avrupa gibi güçlü devletlerin Türkiye'ye hani ganimet devleti olarak görüp saldırması sonucu Türkiye'nin çok ağır kayıplar vereceği, mücadele etmekte çok zorlanacağı, belki başarılı olması bile hani zor ihtimaller arasında olacağını düşünürseniz, şimdi böyle hani maşaları Amerika kullanarak FETÖ'yü ve CHP'yi Erdoğan'ın üzerine salarak bunları saldığında asıl hani ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, daha sonraki adımını ve Türkiye'ye nasıl haince planlar düşündüğünü, nereden saldıracağını bunlara söylemek zorunda. Bunlarla işbirliği yapmak zorunda. Bunlara fikirlerini beyan etmek zorunda. Şimdi bunlar Türkiye'ye saldırırken çok önemli noktalarda Türkiye'ye saldırma değil de Türkiye'nin yanında olmayı veyahut da Türkiye'yi bilgilendirme, Türkiye'ye önlem aldırma noktasında bunlar Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi veriyorlar. Bilgi veriyorlar ve dış güçler ülkemize saldıramıyorlar bunları kullandığı için. Eğer böyle bir şey yoksa, bakın, eğer böyle bir şey yoksa, bu düşündüklerim yani bu görüşüm benim eğer doğru değilse, o zaman CHP'ye ve FETÖ'ye oy atan insanların IQ'su yok yani. Onların akıl tutulması yaşıyor o zaman. O zaman bunlar da akıl tutulması yaşıyor. Nasıl akıl tutulması yaşıyor? Söyleyeyim size bakın. Şimdi eğer bunlar eğer Erdoğan'a çalışmıyor olsa eğer, CHP diyelim Erdoğan'a çalışmıyor diyelim. Bir küçücük bir çocuğu bile, küçücük bir bebeğe bile, ana sınıfa giden bir çocuğunu bile misafir olarak bir yere gittiğinizi düşünün. O çocuğu kendinize alıştırmanız için ne yaparsınız? Size soğuk, sizden korkuyor yabancı. Hediye verirsin, sürpriz alırsın, kendine hani sempatik hareketler yaparsın, kendini alıştırırsın, sevdirmeye çalışırsın. Bir şeyler yaparsın ama çocuğa bir şeyler alırsın, hediye vererek, oyuncak vererek çocuğu kandırmaya çalışırsın. Yani kendini sevdirmeye. Çocuk da bu sayede sana alışır. Daha sonra hep hediye vere 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 artık seni yabancısınmaz. Artık sana inanır, güvenir gayrı. Ama şimdi CHP'ye bakıyoruz. Hani bu bir örnekti. Ya Türkiye'ye Erdoğan karşısında ne yapıyor bu adam? Ben gördüğüm yani musluk açılışı yapıyor. Temel atmama töreni yapıyor. Gezi eylemleriyle ülkeyi yakma yıkma yapıyor. YPG terör örgütü değildir diyor. HDP'ye hani HDP ile işbirliği yapıyor. HDP'ye oy veriyor. Meclise sokuyor HDP'yi. Yok İHA'lar, SİHA'lar dağdaki o gezen PKK'ları öldürdü diye eskiden JITEM vardı. Şimdi SİHA'lar, İHA'lar var diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın damadını yapmış olduğu yerli SİHA'larımız, İHA'larımız yani yerli savunma sanayimizi damattı diyerekten aşağılıyor. Mesela Engin Altay çıkıyor diyor, AK Parti diyor Türkiye'nin diyor en doğru işi, dünyanın en doğru işini de yapsa biz bunu alkışlayamayız. Bunu biz hani benimseyemeyiz. Çünkü bize halkımız bunun için oy veriyor diyor. Yani şöyle bütün bu açıklamaları ve FETÖ'nün yapmış olduğu hani 15 Temmuz'du. Hani bize yapmış olduğu ihanette darbeydi veyahut da ülkeyi ele geçirmeydi. Ülkemizi hani İsrail'e, Amerika'ya, oraya buraya, Almanya'ya peşkeş çekmek gibi böyle ihanetler yaptığını görüp de bu ülkede yaşayıp bunlara hala inanan, bunların arkasından giden insanlara oy atan, eğer bunların dediğim gibi, ilk başta dediğim gibi Erdoğan'a çalışmıyorsa bunların IQ'su ya da akıl tutulması, IQ'su yok, akıl tutulması var bunlarda. %100 akıl tutulması. Yoksa ama yani düşünün. Şimdi bir partisiniz, insanları kendinize
çekmeniz lazım halkı. Halktan oy alacaksınız. Ne yaparsınız? Karşınızda Erdoğan var. Adam ne yapıyor? Sağlık sektöründe çığır açmış. Şehir hastaneleri yapıyor dev gibi. Her şehire havalanları yapıyor. Her şehire üniversiteler yapıyor. 20 bin kilometre bölünmüş otoban yaptı. Adam daha emeklilere ikramiye veriyor. Çiftçilere mesela teşvik veriyor. Hibe veriyor. Emekliye maaş veriyor. Dula maaş veriyor. Yetime veriyor. Kendi anasına, kendi babasına bakana hani maaş ödüyor. İlaçları ücretsiz veriyor. Eve hizmet getiriyor. Yani sayıyoruz hani yapmış olduğu Atak üretti, SİHA üretti, İHA üretti, kendi Aselsan'ımızın yapmış olduğu bütün o Altay tankları, bütün bu savaş gemileri, bunların hepsini bu adam üretti. Köprüler yaptı, Avrasya yaptı, Marmara'yı yaptı, hızlı tren yaptı, yeni barajlar yaptı, TANAP projesiyle ülkemize doğalgaz getirdi. TOKİ'yi bu ülkeye getirerek herkes ev sahibi yaptı. Şu anda 0,64'den krediler veriyor. TOKİ şu anda evini ödeyemeyenlere, bakın evini ödeyemeyenlere kaç aydır, 3-4 aydır virüs sayesinde taksit bile almıyor. Yani taksitleri durdurdu. İnsanların yani hizmet açısından kim insanların boynunu büküyorsa, mesela işsizlik parasını o çıkardı. Ondan önce yoktu İşkur'un işsizlik parasını. Yeni meslek dalları açıyor. Mesela KOSGEB'den bir proje üretiyorsun, herhangi bir şey üretiyorsun, gidiyorsun projeni sunuyorsun, sana hibe veriyor, bedava kredi veriyor. Köyüne gidene ev yapıyor, mesela ahırını yapıyor, ineğini veriyor, mesela çiftçilere mazot desteği veriyor, gübre desteği veriyor, esnafa yani yeri geldiğinde hep esnafını destekliyor. Akla gelebilecek her türlü çevre düzeni dersen, ağaç dikimi dersen, yani Türkiye'de çığır açmamış olduğu hiçbir şey yok. Öğrencilere burs veriyor. Yani memurların maaşını dolgunlaştırdı. Askeriyesine mesela yeni mesela subaylarını şu anda dahil ediyor. 8 milyar üzeri maaşla çalışıyorlar. Öğretmenler eskiden limon satardı. Bir maaşla geçinemezlerdi. Yani bu adam Türkiye'de saya 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 yani sabahtan akşam, akşamdan sabaha bu adamın yapmış olduklarını sayıyoruz. Karşısında Kemal Kılıçdaroğlu musluk açma, heykel yapma, temel atmama töreni. Ya adam başka ne yaptı? Sıfır. Hiçbir şey. Şimdi bu adamın kalkıp da Recep Tayyip Erdoğan'a kafa tutması ve Türkiye'den oy istemesi mantıklı bir şey mi yani? Mantıklı mı? Bu adama oy veren IQ'sunu yani çıkarı yoksa, orada maaş almıyorsa mesela, orada milletvekilidir, maaş alıyordur, eşi dostu vardır, para kazanıyordur, anlarsın onu. Hani bir para geliyordur maaş. Ben para kazanıyorum kardeşim. Bu mesela diyelim burada ben CHP binasında ben çaycıyım. Eğer bu adamlar meclise giremezse, ben bu bina kapanırsa çaycılık da biter, maaşımı alamam. Ben burada büfe çalıştırıyorum. Bu CHP'lerden kazanıyorum. Sözcü gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, şu bu mesela. Ben hani gazete satayım, şunu satayım, bunu satayım. Ondan sonra bu para kazanıyorum falan filan. Hadi bunlar hep böyle anlıyorum yani. Ama kardeşim CHP'den yani hiçbir destek almadan, hiçbir maddi manevi bir şey yapmadan bunlara oy atan, bunların arkasından giden erkine yani düşünüyorum IQ testi yapılması lazım. Başka bir açıklama görmüyorum yani. Bugüne bugün yani saymakla bitiremiyorsunuz Erdoğan'ın yapmış olduğu hizmetleri yani. Yapmış olduklarını ya. Adam FETÖ'yü temizledi. Adam Doğan Medyası denilen bir tane çakal vardı. Hükümet benim evimde kuruldu diye hükümeti dolandırıyordu. IMF'yi başımızdan def etti. Ahmet Necdet Sezer denilen hiçbir işe yaramayan orada oturmuş ne yediği belirsiz hiçbir anayasa kitapçığını fırlatıp da ülkeyi darboğaza sokan onu başından def etti. Cem Uzan denilen bir tane soytarı vardı. Bütün villalarının evinin altında, havuzların altından 250 kontrolör, 500 kontrolör milletvekili olarak hani Türkiye'ye gelip bütün pis işlerini, kirli işlerini hepsini temizleyecekti. Bunu Türkiye'den kurtardı. Bunun gibi kalentörlerden kurtardı. Bunu def etti. Ergonokunculardan kurtardı. Balyozculardan kurtardı. Bunların hepsi demirbaş. Hepsi Türkiye'yi ele geçirebilecek kişiler. Hepsi Türkiye. Bunlarla öyle bir kere de mücadele edip de bunları kazanamazsın. Kolay değil. Bir FETÖ'yle mücadele etmek için yıllarımız gidiyor. Yıllar gidiyor, yıllar. Yani bütün bunların hepsini demirbaşlarına mücadele ede Türkiye'nin başına bu sırtlanları, bir de PKK zaten başından beri var. Başından beri var. Yani bütün bunlarla uğraşırken bir de hizmet veriyor.
CHP'de ne yapıyor? Her şeye muhalefet. Yol yapma, köprü yapma, havalan yapma. Yok Avrasya'ya gerek yok, yok tünel yapma, yok bir şey yapma. Hiçbir şey, her şeye karşı. Adam yani oy istemeye yüzü yok. Yüzsüz yüzsüz oy istiyor. Karşı taraftakiler de hangi dedim ya hani hangi IQ'yla hangi zeka ile oy atıyor. Ben onu anlamıyorum. Onun zekanın bir ölçülmesi gerek. Yani ne amaçla oy veriyor yani. Eğer bu ülkeyi sevmiyorsa, hainse, bu ülkenin dağılmasını, parçalanmasını istiyorsa o ayrı bir şey. Onun da bir amacı var. Ama arkadaşım ben bu Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'mi hizmete şuna buna. Bana bir şey verene ben veririm diyorum. Bak biraz önce örnek verdim. Bir çocuğu bile kandırmak için bir oyuncak verirsin. Çocuk bile sizden akıllı. Size bu ne veriyor ki ne buna veriyorsunuz? Al Ekrem İmamoğlu geldi İstanbul'a. Hemen 110 milyon euro gitti Fransa'dan aldı. Almanya'dan aldı. 196 milyon euro Fransa'dan aldı. 150 bilmem ne küsurat da Londra'dan aldı krediyi. Getirdi 9 trilyon Türkiye'yi borca soktu. Daha bir senede ne yaptı? Ne yaptı? İstanbul'dan Bulgaristan'a hızlı tren mi döşedi? Ne halt etti? Haliç bile şu anda rezil. Rengi değişti ya. Kokular gelmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı gelip de temizleyecek. Yani İstanbul Belediyesi'nin yapmadığını Çevre ve Şehircilik Bakanı yapacak. Buna oy atan ana sınıfına giden bir çocuk atmaz işte.